Tamam, Hikmet de aldıysa artık günün manşetine başlayabiliriz kalemimize. Evet, bir eksiklik hissediyordum. Değil mi? Şunu alabildim ya. Gazete manşetlerini ve günün gündemini konuşmak üzere karşınızdayız değerli izleyiciler. Hikmet Kençli ile birlikte hepinize merhabalar, günaydınlar diliyoruz. Hikmet merhaba. Merhabalar, günaydın. Başlıklarımız yoğun. Kudüs'ün sancısını hissedenler var hala. Bunu konuşacağız çünkü bu atılan adımın hala ne anlama geldiğini anlamayıp, gerçi anlamayıp kelimesi biraz ağır olur. Çünkü bunlarda öyle bir zeka var ki, öyle bir şeytani zeka var ki anlamamaları imkansız. Burada İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Türkiye'nin dönem başkanı olduğu toplantıda alınan kararın aslında ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlar ama bugün özellikle Doğan medyasında iki yazar Ertuğrul Özkök ve Ahmet Hakan bunu küçültmek, bunu var olan gücünü azaltmak, bir şekilde sulandırmak adına yazıları var. Bunların detaylarının hepsini konuşacağız. Başka başlıklarımız da var ama öncelikli olarak bir hatırlatmayla başlayalım. Necip Fazıl ödülleri. Star Gazetesi'nin artık geleneksel olduğu dördüncüsü yapılıyor bu sene. Sayın Cumhurbaşkanı da iştirak edecekler, himayelerinde olacak, teşrif buyuracaklar. Bugün saat 19'da Lütfü Kırdar'da ödül töreni gerçekleşecek. Bugün Star Gazetesi de arka bir ek vermiş. Bu ekte, Necip Fazıl ekinde hem köşe yazıları var hem bu Necip Fazıl ödüllerinin geçmişini anlatıyor. Ödül alacakların isimleri de var. Bir kere daha hatırlatalım. Saygı ödülü Teoman Duralı'ya verilecek 2017'de. Şiir ödülü Ahmet Murat'a, hikaye roman ödülü Necip Tosun'a, ilk eserler ödülü Betül Murat'a, uluslararası kültür sanat ödülü Cemalettin Latiç'e, fikir araştırma ödülü Ahmet Özalp'a ve ilk eserler ödülü, bir diğer ödül Emre Ergin'e verilecek 2017 Necip Fazıl ödüllerinde. Bunu hatırlatalım. Günün manşetinin sonunda bir kere daha söyleyeceğiz. Çünkü ünlü fikir adamı Üstad Necip Fazıl adına verilen belki de ilk ödüldü bu. Geleneksel hale geldi. Dördüncüsü, Star Gazetesi'nin vereceği dördüncü ödül töreninde bugün saat 19'da Lütfü Kırdar'da olacak. 24 televizyonundan ve 360 televizyonundan canlı olarak yayınlanacak. Hatırlatmış olalım günün manşetinin başında. Hikmet, bir cümle söyleyecek misin yoksa direkt Kudüs meselesine evet, geçelim mi? Gelir. Detayları hepsini verdin. İnşallah bu akşam oradayız. Hakikaten şey, bütün toplumu harekete geçiren bir şey haline geldi bu. Yani 1, 2, 3 derken 4 oldu değil mi? Dördüncüsü evet. Dördüncüsü oldu. 2014'te ikini yapmıştık. Birçok kişiyi böyle bir heyecan sarıyor. Yani böyle bir ödül, Necip Fazıl Üstad'ın ödüllerini dağıtmış olması sadece İstanbullular için, Türkiye'de de bayağı bir yankılanması oldu. Çok hoş, inşallah bu akşam o güzel törende beraber bulunacağız orada. İnşallah. Hayırlısı olsun diyelim. Şimdi şu Kudüs meselesini biraz konuşalım. Çünkü İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Türkiye dönem başkanlığındaki bu toplantısı, İstanbul'da acil toplantıya çağırmıştı. Evet. 57 üyeli bir teşkilat. Değerli izleyiciler, Sayın Erdoğan'ın çabaları, baskısı, talebi, adına ne derseniz, 48 üyeyi kral, devlet başkanı, cumhurbaşkanı, başbakan, dışişleri bakanı ve temsilci düzeyinde çağırdı, İstanbul'a topladı dönem başkanı sıfatıyla ve tarihi bir karar aldı. Filistin'in başkenti Doğu Kudüs'tür dendi. Önemli bir karar çünkü hemen karşısında Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu kabul edip büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayı vaat eden, söyleyen Amerika Birleşik Devletleri ve onun çılgın başkanı Donald Trump vardı. Bu karara karşı İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Erdoğan liderliğinde, Türkiye liderliğinde böyle bir karar alması, her şeyi bir tarafa bırakın. Yani işin manevi kısmını bir tarafa bırakın, dini kısmını bir tarafa bırakın, Kudüs'ün kutsal bir kent olmasını bir tarafa bırakın, ilk kıblemiz olmasını, Müslümanların ilk kıblesi olmasını bir tarafa bırakın. Siyasi ve politik açıdan da Amerika'ya meydan okuyan bir tavır, bir davranıştı. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı güçlü görmeyebilirsiniz. Bu zamana kadar yarım yamalak aldığı kararları hatırlatabilirsiniz, aklınıza gelebilir ama en nihayetinde gelinen noktada Amerika Birleşik Devletleri gibi bir emperyal güce, bir haydut devlete karşı koyan ve bunu dönem başkanlığı sıfatını da kullanarak bu konuyla ilgili olarak Müslüman'ın sesi çıkması lazım artık, bu saatten sonra susmak bize düşmez diyen Erdoğan'ın girişimleriyle böyle bir karar alınması elbette başta Amerika'yı, ardından İsrail'i ve bunlara destek veren ülkeleri rahatsız edecekti. Gayet doğal. Fakat Türkiye'ye dönüp baktığınızda özellikle Doğan medyasında bazı yazarların bunu aşağılama, bu kararı yok sayma ya da hafifletme yönünde girişimlerini gördükçe şaşırıyor muyuz? Elbette şaşırmıyoruz. Hikmet, sen şaşırıyor musun? Şaşırmıyorum tabii ki.
Hemen çünkü bakalım. Kritik virajlarda her zaman savrulan bir gazete bu Hürriyet. Viraja girdiğin zaman bakıyorsun Hürriyet bir mihenk taşı gibi. Ülkeyle ilgili mesela S-400 mi alacaksın? Ülke menfaatine mi? Veyahut da Almanlar bize bir hareket mi çekti? Özellikle Almanlar. Hı hı. Almanya'dan sert çıkış diye manşet atan Hürriyet'tir. Bak Türkiye'de bir cumhuriyettir. Mesela burada çok yaklaşırlar. Hı hı. Merkel bir şey söylediği zaman Merkel'den sert bir cevap diye verir. Yani sanırsın ki o gazete Stuttgart'ta çıkıyor. Yani Hürriyet böyle kritik virajlarda hep savrulur. Şimdi ilk günde tarihi karar diye verdi manşetinden. Ama ikinci günkü köşe yazarları muhakkak bir Kudüs'e değinir diye bekliyorsun. Ne açıdan değinir? En azından Avrupalı kadar değinir. Bunlar çünkü çağdaş, demokratik, laik, ultra burjuvazi, biraz bohem, biraz derinler ya. O yüzden bunlar en azından bir İsviçreli kadar, mesela bir Fransız kadar, bir Alman kadar duyarlılık gösterir diye beklersin. Yok. Dediğin ifadeyi atlayan izleyicilerimizi hatırlatmak için söyleyeyim. Değersizleştirmeye çalışıyorlar. Bunu da böyle çok direkt söyleyemiyor ama işte oradan buradan getiriyor. Ya happy topu işte ne var ki imzalamışsın falan diyor ama ne olduğunu da anlatalım biz. Önce onlar ne demiş ona bakıyoruz. Tabii. Önce onu söyleyeyim sonra diğer yazıları okuyacağız. Beklerdim ki ümmet sokağa ayağa kalkacak diyor Ertuğrul Özkök. Ümmet sokağını kendisi çok iyi biliyor ya. Kimmiş mesela Ertuğrul Özkök'e göre ümmet sokağı, bir de onlara bakalım. Hani mevzunun cahili olunca böyle yazılar, böyle fikirlerin ortaya çıkması ya da böyle kırıntıların ortaya çıkması gayet doğal. Şimdi ümmet sokağından kastı ne Ertuğrul Özkök'ün köşe yazısından bakalım bugün. Doğu Kudüs oy birliği ile Filistin'in başkenti ilan edildi ya diyor. Beklerdim ki ümmet sokağından bahsediyor. Kahire'de yer yerinden oynayacak. Şam'da zafer davulları çalınacak. Amman sokakları dolup taşacak. Cidde'de havai fişekler atılacak. Ümmet sokağından kastı bu. Cidde dediğin küreyle beraber Trump'a biat eden bir ülke ve kralından ziyade en alt düzeyde din işleri konsey üyelerinden birisini falan bu toplantıya gönderen Suudi Arabistan. O da İslam İşbirliği Teşkilatı ya da Arap coğrafyasının lider ülkesi olduğu hasebiyle katılmak mecburiyetinde kaldığı için din işleri konsey üyelerinden birisini gönderen bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bütün hücreleriyle artık Amerika'ya teslim olan kralı ve veliaht kralı vasıtasıyla bunu deklar eden bir ülkeden bahsediyoruz. Ertuğrul Özkök'e göre ümmet sokağı burası. Mısır dediğiniz yine Amerika'nın oyunlarıyla ve şu anda Türkiye'nin de başına çorap örmek adına Müslüman kardeşleri alt eden, ona karşı darbe yapan, generali destekleyen ve darbeden hemen sonra ne güzel işler yaptınız ki kendi halkının üzerine kurşun açtırıp 3-4 bin kişi katleden bir diktatörden bahsediyoruz. Kutsayan bir Amerika ve bu ülkeyi ümmet sokağı olarak görüyor Ertuğrul Özkök. Şam zaten biliyorsunuz durumunu. Amman'dan bahsediyor. Bunları ümmet sokağı olarak görüyor. Ve diyor ki ümmet heyecanı İslam aleminin bir ucundan girecek, öteki ucundan çıkacak. Heyhat, Arap sokağı bomboş. 3-5 pankart, hepsi bu. Biz maddinden fazla heyecanlıyız. Burası önemli. Yoksa İslam ümmetinin mi içi boşalmış, biz mi çok kahramanız, onlar mı çok korkak, yoksa biz mi çok sıfız, onlar mı çok kurnaz, karar veremedim diyor Ertuğrul Özkök. Söz sizin. Çok saf, saflar bunlar. Şimdi hem Ertuğrul Özkök hem işte iki tane ağır topu Hürriyet'in değil mi? Evet. Öyle diyebiliriz herhalde. İstersen onu da söyleyeyim. Onu İki ağır topu. Aynı meyanda bir şey söylüyor. Amerikan Irak işgali sırasında diyor. İslam Konferansı örgütü bir kınama yayınlamıştı diyor. Evet. Irak'ın işgalini kınıyoruz falan diye Erbakan Hoca da işte bu kınamayı eleştiren bir şey anlatmıştı diyor o dönemde. Zeki Müren'le ilgili anlatılan bir latife vardır. Zeki Müren askerde el bombası atarken gayet nazik ve ince bir tarzda kahrol düşman al sana bomba dermiş. İslam Konferansı örgütünün kınama kararı da aynı buna benziyor. Sözünü hatırlatıyor Erbakan'ın. Nedense diyor durup dururken bu aklıma geldi ve bir kez daha aşk ile Erbakan çok büyük adamdı cümlesini kullandım diyor. Yani sizin yapmış olduğunuz iş Fasafiso, İslam İşbirliği Teşkilatı tabii. Dediğiniz teşkilat hikaye. Dolayısıyla bunun almış olduğu kararı evet. Ve Erdoğan'ın 48 tane ülkeyi burada toplayarak, olağanüstü toplayarak tabii. Bu kararı alacaksınız baskısını çok da umursamayın. Çok da önemli tabii. Bir şey değil. O kadar abartmaya, büyütmeye gerek yoktur. Mealinde, minvalinde muhtemelen öyledir. Söylemişler Ahmet Hakan'a. Ertuğrul söylemiş olması gerek çünkü Ertuğrul da aynı şeyi yazmış. Yazmışlar değil mi? Böyle bir yazı yazıyorlar. Hürriyet'in genel manada ne olduğunu anlattık ama şimdi iki ağır toptan bahsediyoruz. Çünkü ağır top kelimesi doğru. Hürriyet'in çünkü özellikle çizgisini ortaya koyan iki tane kişi bunlar. Bir tanesi bizim mahalleden devşirme oraya doğru.
öteki kelimeye kızıyor. Şimdi devşirme diyorum. Olabilir. Devşirme kötü bir şey değil. Biz Osmanlı da devşiriyordu. Bir şekilde bir yerden bir yere devşirebilirsin. Fazla uzatmayayım bu devşirme kelimesini. Eyvallah. Ama ikisi de ağır top. Hangisi ağır, hangisi top bilmiyorum. Ama ikisi de aynı şekilde hürriyetin çizgisini belirleyenlerden. Şöyle söyleyeyim. Yani bütün dünya bunu nasıl gördü? Ve bir sonraki günde duruşu görüyorum. Yazıklar olsun diyorum. Niye yazıklar olsun diyorum biliyor musunuz? Hani öteki çok insaflı dedim ya, hani İsviçre en az Alplerden bakar. En azından mesela bir Paris'ten baksın. Mesela Paris gözlüğüyle bakabilir mi? Çok çağdaş. Hani ben ona Fatih Çarşamba'dan bak demiyorum. Fatih'ten bak. Değil mi? Ama onu bakamıyor. Niye bakamıyor? Çünkü bu Kudüs'ün işgal altındaki Filistin başkent ilah edilmesi ve bu konuda kabul etme. Ama dünya böyle görüyor. Erdoğan diye bir kahraman, Arapların batal, yani İngilizlerin hero dedikleri bu kahramanın isminin ortaya çıktığı ve dünya gündeminde oturduğu ve Batı medyasının Le Monde'dan Le Figaro'ya kadar, efendim New York Times'tan Washington Post'a kadar tüm yazarlarının ABD'nin bu hamlesine karşı daha da ağır bir hamleyle karşılık verdiğini yazarken bizim üstad-ı azamlar, işte bu ağır toplar bunu farklı görüyor. Ya ne oldu ki falan. Şimdi özellikle bir de hani biz mi safız yoksa onlar mı? Kahire nerede? Cidde nerede? Kürede. Görmedin mi o küreyi? Ağır top. O top topun içinde duruyor işte onlar. Ya oradan bakıyor. Biz mi saf değilsin sen? Sen salağa yatıyorsun. Tam Türkçesi bu, salağa yatmaktır. Aa falan filan. Niye değersizleştirmeye çalışıyorsun? Yani eğer gerekirse herhalde bir köşe daha okuyacaksın. Bugün akşam gazetesinin manşetinden bir tanesi şu. Ezilen Müslümanların koruyucusu Erdoğan, Fransız Le Monde ITT zirvesini böyle duyuruyor. İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesini Erdoğan ezilen Müslümanların koruyucusu diye veriyor. Le Monde. Mesela değil mi? Fransızdan bakamıyor. Anlamıyorlar bunlar. Yani Fransızlar anlamıyor. Fransız ABD kamuoyunda da aynı şekilde. Yani Trump bir şey yaptı. Bak şimdi o Trump'ın mesela, bak imzaladım. Yıllardır yapamıyordu. Bak ben yaptım. Yani şu hareket çok hoşuma gitmişti. Şu ve şu. Hani şu boks ligine çıkardı. İmzattığı karardan bahsediyor şimdi mi? Tabii tabii. Hani boks liginde bir tane bir kız çıkar böyle. Amerika'da bir sağda bir solda gösterir. Üçüncü round diye. Sanki görmüyoruz. Bir tur atar burada. Halbuki yok. Asıl kadını göstermektir orada. Kağıt, bahane. Herkes görüyor. Kocaman yazıyor orada. Trump da aynı hareket. Böyle gezdi. Tamam. Arkadaş sen bunu gezerken bunu bu ciddiyette görüyorsun. Bak AVD yap. Hadi yap bakalım. Hadi dedin. Karşında bunu yaptı Erdoğan sana. Ve şu ifadeyi bir şey söylemiyor mesela. Biz ABD'nin bu süreçte artık barış sürecinde yani ara bulucu olarak olması mümkün değildir. Bravo. Biz Birleşmiş Milletler kararlarına saygı duyulmasını istiyoruz. Çekil aradan Amerika dedi. Yani bu şu imzaya da şöyle hareketi yaptı. Yani bu olabilecek en onurlu duruştur. Bravo. Bir de en önemli meselelerden bir tanesi, şimdi bu akla evveller soruyor. Kudüs diyorsunuz da niye Amerika'nın yaptığı gibi Kudüs'ü komple Filistin'in başkenti ilan etmiyorsunuz diyor. Amerika'nın yapmış olduğu hukuksuzluktu. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yaptığı Birleşmiş Milletler kararına uygun bir hamleydi. Çünkü kesinlikle Birleşmiş öyle. Milletler de bunu Doğu Kudüs'ü Filistin'in kesinlikle başkenti öyle olarak tanıyor zaten. Kesinlikle. Biz bu tanımayı İslam ülkelerinin altına imza koyarak resmileştirmesi yönünde tarihi bir karar olarak masaya kesinlikle getirdik. Öyle. Yani Amerika hukuksuzluk yaptı diye biz de karşı bir hukuksuzluk yapalım demedik. Ve o deklarasyonda, o bildirgede, sonuç bildirgesinde bir ifade var. Birleşmiş Milletler'de alınan kararlar tarihleri ve rakamları birlikte, arkadaş böyle bir karar almıştık biz. Hangi ara geldiniz, toplandığınızda burayı işgal ettiniz? Bravo, aynen, diye itiraz eden Türkiye var. Şimdi bunlar ne istiyorlar biliyor musun? Hani bu, ama dediğin gibi çok şaşırdık mı dedin ya, bak onun hep aklımda kaldı sırayla. Çok şaşırmadık çünkü yani böyle virajlarda ilk savrulan bunlar. Ağırlar ya, savruluyorlar. Şey yapıyorlar, yok. Kontrollü bir hareket bunların. Hiç öyle böyle. Yani senin kelimen güzel yani. Salağa yatıyorlar. Yani salağa yatıyorlar. Ama salak falan değiller. Bunu bilinçli bir şekilde yapıyorlar. Ertuğrul bunu çok bilinçli yapıyor. Ahmet yine herhalde patronu çağırmış. Patronu ortak Aydın Doğan mı çağırmış yoksa Ertuğrul mu çağırmış? Çünkü onlar da Hürriyet içerisinde bir klik, bir çete. Ahmet Hakan, Ertuğrul Özçünkü. Bir iki isim daha var. Zamanı gelirse onları da bilen biliyor zaten de söyleriz ama bu klik özellikle buradan yürümüşler. Fakat bunlar nasıl bir İslam İşbirliği Teşkilatı istiyor ya da İslam coğrafyasına, İslam dünyasına nasıl bakan bir Türkiye istiyor? Murat Bardakçı bunu yazmış bugün Hürriyet Hür Habertürk köşesinde. Haber, evet. Şunu söylüyor. Eski senelerin İslam zirvelerini hatırlıyorum da başlığını kullanmış Murat Bardakçı. İslam İşbirliği Teşkilatı yahut 2011'den önceki ismiyle İslam Konferansı'nın faaliyetlerini senelerdir takip ederim diyor Murat Bardakçı.
Türkiye'nin Cumhurbaşkanı seviyesinde katıldığı ilk toplantıya, yani 1984 yılında Casablanca'daki toplantıya da muhabir olarak katılmıştım ben diyor Murat Bardakçı. Fanatik bir İsrailli'nin 1969'da Mescid-i Aksa'da çıkarttığı yangından sonra kurulan İslam Konferansı'na üyeliğimiz Ankara'da hayli heyecana sebep olmuştu. Katılma müracaatı yapmış olmamıza rağmen teşkilatın üyelik sözleşmesinin kabul edilme sürecinde bin bir türlü endişeye kapılmıştık Türkiye. Gerekçesi şu, böyle bir teşkilata girersek laikliğe halel gelir mi? Laikliğe ters düşer miyiz? Korkusu. Ve bu yüzden sözleşmeyi altına dünya kadar çekinceler yazarak imzalamıştık diyor. Türkiye'nin sözleşmeyi tasdik belgesini bir yerlerden bulup koyduğumuz çekincelerimizi okuduğumuz takdirde hayli güleceğimize eminim. Yani bunu okuyunca ben yani yayın öncesinde biraz baktım bulamadım ama o belgeyi bulacağım. Yani hangi çekinceleri koymuşuz onu bir bakmak lazım çünkü biraz da gülmemiz lazım. Hani hep diyorlar ya böyle surat asık Türkiye doğru, biraz gülmek doğru. lazım. Devam ediyor. Mesela Kenan Evren temsil edecekti 1984'teki Fas'taki Casablanca'daki toplantıyı. İlk defa bir devlet başkanı seviyesinde katılacaktık 1984'te. Diplomatlarımızın zirve öncesinde ve toplantılar devam ederken özellikle Türk gazetecilere şunu söylüyorlar o dönemde. Biz laikiz, öteki devletlerden çok farklıyız. Aman bizi diğerleriyle sakın karıştırmayın diye bizim diplomatların açıklamalarını hatırlıyor. Sadece diplomatların değil, Türk heyetinin diğer mensuplarının da neredeyse tamamının çehrelerinde mevcut olan burada ne işimiz var ifadesi de yer alıyordu diyor. Yukarıda söyledim diyor. Önemli olan Kudüs konusundaki kararın uygulanabilirliği değil. Bak burası çok önemli. Bunların özellikle anlamak istemediği, senin de ifadenle değersizleştirmeye çalıştığı mesele bu. Şunu söylüyor. Adımlarını bir zamanlar ürkerek ve sinerek binbir endişe ve acabalarla atan Türkiye'nin unuttuğu bir hakikatin yani şartlı olduğunun bilincine varması ve imparatorluk mirasının paylaşılma çabalarında bizzat yer almasıdır. Adını koymuş. Tamam mı? Şimdi burada da az önce bahsettiğim gibi, girizgahta bahsettiğim gibi mesele Doğu Kudüs'ün başkent ilan edilmesi, edilmemesi bunların tabii ki ayrı bir önemi var. Tabii. Yani bunlar mutlaka kendi içerisinde tarihin altın sayfalarına geçecek hamleler falan ama onun da ötesinde bir zamanlar aman biz laikiz ha sakın bizi işte şeyle karşılaştırmayın. Araplar Osmanlı'yı arkasından vurdu. Bu Araplar çok kötü bir millettir falan filan ideolojisiyle yıkanan beyinlerin ya sana hemen komşundaki araba dönüp bakma diyen adamlar okyanus ötesinden geliyorlar. Değil mi? Kara kıta dedikleri Afrika'ya fakir fukara açlıklar ölüyor dedikleri Afrika'ya adamlar işte petrol boru hatlarından bilmem nelere kadar şeyler kuruyorlar. Bize aman orası kara kıta sakın dönüp bakmayın dedikleri yerden çıkmıyor adamlar. Araplar haindir Osmanlı arkasından vurdu diyerek öğrettikleri o coğrafyayı kendileri okyanuslar ötesinden oralardan buralardan gelerek 100 yıldır çıkmıyorlar işin içerisinden. Tamam, bu oyun bir şekilde sonlanmalıydı. Bu da ilk hamlesi. Bunu özellikle değersizleştirmeye çalışıyorlar. Aslında öyle bir enteresan bir perspektif açtı ki yani resmen bu şu anda bunu okuduğun ve arkasındaki yorumlarla birlikte bu bir köşe yazısı daha iyi olur. Yani çünkü gündem de zaten bu. Aklıma şu geldi. Hani aman biz bu bin bir çekinceyle, bin bir şerle, bak biz buraya üye oluruz ama Türkiye İşte laik bir devlettir biz sizin gibi falan derken tabii içerisinde bir sürü laik devlet var bu arada bunu unutmayalım. İsmi İslam İşbirliği diye başlıyor ya İslam Konferansı o zaman ilk ismi dediği gibi. O İslam İşbirliği Teşkilatı sonradan değiştirildi isim. İslam Konferansı olduğu dönemlerde İslam kelimesi Türkiye'de öyle bir alerji oluştu ki o dönemlerde. Ama şunu şöyle şu açıdan bakıyorum. Yahu ne enteresan bir yere gelmişiz ki biz. Niye acaba ne çekincimiz olabilir ki? Yani İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Konferansı o ismiyle bir karar alırsa, Türkiye'deki darbeleri engelleyecek bir şekilde bir karar alınırsa ve o Türkiye'yi bağlarsa, askeri müdahaleyi engelleyecek gibi, aklıma çünkü o geliyor, laikliği hala gelmeyecek ya. Ama asıl özde olan şu, bütün bu konuşmaları, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi, Le Monde'un o ifadesi, bütün Müslümanların koruyucusu, hamisi gibi gösteren Fransızların Erdoğan'ın fotoğrafıyla birlikte koyup da bunu görmesi bana şunu hatırlatıyor. İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye olan ülkelere baktığımız zaman sevgili Murat Çiçek, Osmanlı toprağı. Bunu buradan bakıyor musunuz? Aman oraya üye olmayalım. Yahu seni parçalayıp bölüp o kadar topraklara mahkum eden Batı, Cezayir, Tunus, Fas, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Yemen, isimler yok o zaman. Hicaz bölgesi, Yemen,
Diyar-ı Şam, Bağdat dediğim bölgeler, yani Irak, Suriye, Ürdün, Emirlikler, Oman, Dubai, Katar, ne diyeyim abi sana, bütün bu ülkeler senin eski toprakların, senin köklerinin olduğu yerler. Ne kadar acı bir şey değil mi? Yani sen aslında, hani diyoruz ya, Türkiye ayağa kalktığı zaman Müslüman coğrafyası ayağa kalkar. Derken tarihi köklerinden alıyor bu gücü Türkiye. Ve değil hala mi? O kökler var. Hani bugün Orta Doğu'da yapılan o batılı araştırmacının işte Orta Doğu'nun en iyi lideri kimdir, en iyisi kimdir, şudur, kimi sevilir diye aradan geçmiş 400 küsür yıl o bölgelerde Filistin'de, Şam diyarında, Hicaz'da hüküm süren bir Osmanlı Devleti 400 sene sonra yeni lideriyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni lideriyle hala lider olarak görüyor o topraklar. Bak onlar seni hala, o halklar lider olarak görüyor ve senden umut bekliyor. Ve bizim topraklardan bahsediyoruz. Yani 57 ülke şeyden başlamıyor. Sibirya, Alaska, Grönland'dan devam etmiyor. Bizim topraklar bunlar. Ne acı durum değil mi? Murat Bardakçı bize o pencereyi de açtı şimdi. Aynen öyle. Bizi bunu hani kim taktı ki? Kahire'de ne var falan derken küçümseyenler, köklerimizin ne kadar geniş olduğunu unutanlar, unutturmaya çalışanlardır. Doğru. Murat Kelkitlioğlu bugün akşam gazetesinde bir özellikle Amerika'ya yönelik bu atılan hamlenin detayını yazmış. Çok değil diyor. 5-6 yıl öncesiydi diyor. Artık eski değil, yepyeni bir Türkiye var. Başı dik, bağımsız politikaları izleyen bir Türkiye var dediğimizde muhaliflik genetiklerine işlemiş güruh bunu yandaşlık alameti olarak görüyordu diyor. Bu One Minute'den başlayıp devam ettiriyor meseleyi. Bu geçen gün biz söylemiştik, hatırlarsın. Bu Pew Araştırma Merkezi'nin Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik, daha doğrusu Orta Doğu'da en çok sevilen, güven duyulan lider ve ülke araştırmasının neticelerini de almış ve sonunda bir yorum var Murat'ın. Şunu söylüyor. Türkiye diyor, dünya ABD'den büyüktür deyip 48 ülkeyi Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir bildirisinin altına imza attırmayı başarmıştır. Nokta. Bu kadar. Zirve sonrası hem Avrupa basınının hem de Orta Doğu'da çıkan yorumlara baktığımızda Amerika'da ve İsrail'deki yansımaları da bir başka kanıt. Bu sadece şey değil ha. Yani şimdi Amerika ve İsrail karşı çıktı diyor derken Amerika ve İsrail içerisinde bu kararı olumlayan, alkışlayan ve büyük bir hamledir ve doğrudur diyenler de var. Bunların içerisinde Yahudiler de var, Hristiyanlar da var. Dolayısıyla yekpare bir Amerika ve yekpare bir İsrail'den bahsetmiyoruz. Tabii. Onu da söylüyor Murat. Türkiye nerede? Bizim müzmin muhalifler nerede diye sormuş. Onlar hala Erdoğan düşmanlığı üzerinden siyaset örgütleme peşindeler diyor. Özellikle bu Kudüs meselesiyle ilgili aynı alınan kararda. Avrupa Birliği de öyle değil mi? Yani Avrupa Birliği'ne gittiğinde ilk tepkiyi biliyorsun Macron vermişti. Tabii. Ve İsrail'in de Avrupa Birliği'nde lobi oluşturma bu konuda. Yani aman büyük gençliklerinizi Kudüs'e taşıyın. Bak ABD imzaladı, siz de dahil olun dedikten sonra hiçbir AB'li ülke bu işe prim vermedi. Ya Almanya... Pardon dedi, kusura bakma, hatta Bogeri galiba randevuyu iptal etti. Evet, Almanya yani şeyin Avrupa ziyaretinde Netanyahu'nun Avrupa ziyaretine destek turunda, Amerika başkentiyle size destekleyin turunda hiçbir şey elde edemedi. Almanya'dan bile şey çıkmadı ki evet. Almanya biliyorsun Hitler'den dolayı yapmış olduğu o soykırımdan dolayı İsrail'e karşı her an, her anlamda ve her daim boynu büküktür. Boynu bükük, evet. Yani başka şansı yok çünkü İsrail'in bu anlamdaki propagandası başta tabii, Almanya olmak üzere bütün ülkelerin zaten boynunu bükük bırakıyor Almanya üzerine. Bilmiyorum. Buna rağmen Almanya mesela şey yapmadı, desteklemedi yani. Yani o hani dediğin gibi boynu büküklük, hani o suçluluk duygusuyla 45'li atıfla böyle ekstra bir pozitif ayrımcılık da yapmaya devam ederler. Hani yani tabii. Hiçbir şekilde lobi olmasa bile tabii. Pozitif ayrımcılık durumu var. Yani Ruanda'da 1 milyon kişi ölmüş, problem değil. 2 tane Yahudinin, Musevi'nin Afrika'da burnu kanasın, Almanya'ya kalkar hemen. Yahudi karşıtlığı, antisemitizme karşı mücadele edelim falan filan diye. Niye? Çünkü pozitif ayrımcılığı da abartacak şekilde gider onlar. O başka mesele tabii bir konu ama yani işte bu Hürriyet'in ağır toplarını yazmış olduğu bugün, özellikle ikinci gün içerisinde dalga geçer gibi Kahire'de ne var ne oluyor ki, Cidde'de falan, Cidde'de değil, Salman, Küre falan, bunları oraya koyup da bu pencereden bakması hakikaten çok üzüntü verici çünkü yani burada ya biz yapıyoruz bunu. Yani bak bu ülke ayağa kaldırıyor dünyayı ve şöyle bitireyim. Yani batıdan da alamadılar desteği İsrailliler ve alınamayan destek üzerinde ne büyük enerji oluşturmuş Türkiye. Batı medyasını da ayağa kaldırmış. Yani
Bugün tek tek baksınlar ya, dünün tüm Avrupa'daki manşetlerine baksınlar, okusunlar Erdoğan nasıl bir enerji oluşturduğunu tam karşılığı olarak. Hem de ABD hayır demiş. E bunun yapılması gereken buydu. Ne yapalım yani başka? Niye böyle bir enerji yok? Ne yapalım? Hep beraber toplu alalım. İşgale mi gidelim? Hep beraber savaşa mı girelim? O değil. Onun derdi başka çünkü. Sıkıntısı başka. İki mesele vardı. Bir, One Minute meselesi. İki, Mavi Marmara meselesi. Ya. İkisinde de FETÖ, Pensilvanya'daki terör örgütünün lideri, birisinde otoriteye karşı gelmeyin demiş. One Minute meselesinde de çok acılar çektiğinin farkındayız. Tamam mı? Evet. Ne gerek vardı? Tabii. Falan. Ertuğrul Özkök, Ahmet Hakan da benzerini yapıyorlar şu anda. Altını çizerek söylüyorum. Bunlar FETÖ'dür anlamında söylemiyorum. Ama onların yapmış olduğu taktik, o FETÖ karaktersizlerin yapmış olduğu neyse, değersizleştirme anlamında, İsrail'e yapmayın böyle deme anlamında. Çünkü gazetecilikte 27. senem en dipten başladım. Buralara geldim ve zaman içerisinde şunu gördüm. Elbette ki Amerika'nın şunun bunun falan içeride yandaşları ya da onlarla irtibatta oldukları isimler, bizim zamanımızda koca koca meslek büyüklerimiz vardı. Fakat İsrail her zaman odadaki görünmeyen fildi. Yani çok kritik durumlarda bizim böyle hani azı dişli gazeteci duayen dediğimiz insanlar zaman zaman Kudüs'e giderler. Mesela İsrail'in silahlarını tanıtan röportajlar gazetelerde yayınlanırdı. Arıza olduğu anda hemen İsrail'le ilgili bir belgeseller ortaya çıkardı vesaire vesaire. Tabii. Dolayısıyla bu kritik durumları hemen kıyasladığım zaman şimdi İsrail'in zor durumda olduğu, Türkiye'nin liderliğinde İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu kararı almasından sonra İsrail'i arkalayacak ama İsrail demeden İsrail'i arkalayacak, destekleyecek yazılar kimden çıkacak diye bakıyordum. Tamam, Ahmet Hakan ve Ertuğrul Özkök'ten çıktı. Evet. Direkt İsrail demiyorlar. Fakat alınan bu kararlar ne var kardeşim deyip değersizleştirerek dolaylı olarak İsrail'in yanında yer alıyorlar. Çok ilginç bir şey biliyor musun? Yani aslında bunu böyle gereksiz falan uzatmadık. Yani bu çok önemli bir şey. Çünkü bir ayrım, bir çizgi bu. Tam bıçak sırtı bir durum. Neden diyeceksin? Bakıyorsun bugün sol örgüt, Cumhuriyet Halk Partisi dahil. Hani, ben diyorum ya, bazı abartılar olur. Özellikle bazı sol örgütler. Aa bir dakika dur, mesele İslam meselesi dedi ya, biz işte anti-emperyalist falan deyip çıktılar, ortaya açıklama yaptılar. Bugün bak çok enteresan. Hürriyet'in o yazarlarının, o ağır topların yazmış olduğu, vermiş olduğu algı, o algı yönetimi öteki gazetelerde yok. Hiç bu meyanda yok. Görmedim. Yani çok enteresan. Sabah akşam iktidarı küfreden adamlarda dahi bu tür buradan giriş yok. Bu çok belaltı girişi. Doğru. Ve bir şey söyleyeceğim. Demin bir ifade kullandım. Ben de böyle takılıyorum böyle dinlerken. Ama önemli şeyler. Bunu yani bazen böyle bu tür yorumlarda, analizlerde şak diye bir şey ortaya çıkıyor. Dedin ki ya tamam dedi, bunlar tam FETÖ malzemeleri. FETÖ'cüler gibi yapıyorsunuz. FETÖ'cüsünüz demedim ama bu bilmem nedir diye devam ettin ya. Ya aslında var ya, Türkiye'de böyle bir şey oluştu. Nedir o biliyor musun? Şu hani mesela ne dersin bir adama? Vatanını bir dolara satana, vatanına ihanet edene, sivillere ateş edene, öyle değil mi? Sızıp da ülkeyi başkasına peşkeş çekene, o iddiatçı kafaya ne dersin? Hain deriz. Bazen terör örgütü mesela pek hain deriz. Hainlik yapma deriz. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Hiç abartı değil. Hani FETÖ'cü değildi diyorsunuz ama zaman zaman yapıyor. FETÖ'cülük yapmak diye bir şey var Türkiye'de. Eşittir hainlik yapmak. Çünkü hain kelimesi bazen içi boşaltılabilir. Ama Türkiye'de FETÖ'cülük yapmak diye bir şey vardır. O da şudur. İlla da oturup da Pensilvanya şeytanına biat etmiş, onun yanında Himmet Saffet diye bir yer değil. Ama FETÖ'cülük kelimesi eşittir Türkiye'de artık hainlik olarak anlaşılması gerekiyor. Çünkü Türkiye böyle bir ihanet görmedi. Ne iddiatçılardan gördü, ne işgalcilerden gördü. Böyle bir ihanet görmedi Türkiye. Bu toprakların gördüğü en büyük ihanet FETÖ ihanetidir. Demek neymiş? Ha, ben böyle deyince alınmasınlar. FETÖ'cülük yapma kardeşim, sözcü. Davası var. Erdoğan'ı biz bulduk. Arkadaş, dünyanın hiçbir yerinde Cumhurbaşkanlığı darbe yapılacak o gün Cumhurbaşkanı kastedecek olan bir günde bir gazetenin biz bulduk diye çıktığını kimse affetmez. Dalga geçmeyin. Bak ABD veyahut da The Guardian meselesi, İngiltere'deki Pakistan asıllı İngiliz'in yaşadığı şeylere bakın. Bir cümle kuruyor adam. Ne diyor? DAEŞ delileri de anlamak lazım. Veyahut da El-Kaide'deki militanları da anlamak lazım. Cümlesi 9 yılına mal oluyor adamın. 9 yıl. Diyor ki İngiltere, niye bunu yapıyorsun diye soruyorsun. Ya işte sen İngiltere'sin, demokrasinin beşiğisin, özgürlükler ülkesi falan filan. Şu diyor, şunu söylüyor. Ya benim ülkem güvenliği çok önemli benim otur imajımdan. Ben bu adama, böyle bir adama prim veremem diyor. Bu Batı'nın bakış açısı. Yani bir kelime üzerinden, ki yanlış tabii, doğru tabii ki cezalandırılacak. Ama El-Kaide'yi anlamak lazımın İngiltere'deki karşılığı 9,5 yıl. ABD basını bunu cayır cayır günlerce yazdı. Şimdi Türkiye'ye geliyorsun. İngiltere'nin komşularına bak, bir de bize bak. Amerika'ya bak, bir de bize bak.
Buraya dünyanın tüm terör örgütleri bizim sınırımızda. Adam hala OHAL'i eleştiriyor. Bak bak bak. Değil yani, mi? Yani Fransa'da bizim gazeteciler gidiyor. Otel lobisindeki makinalı tüfekli adamları görürken fotoğraflarını gönderiyor. Ya diyor bak hala diyor Fransa'da bunlar yaşanıyor diyor mesela. Veyahut da diyor gazeteciliği bunu söylemiş. 9 yıl diyor içeride diyor. Fakat Türkiye'ye geliyorsun. Darbe girişimi yaşamışsın yani. Normalde bir ülke bunun travmasını onlarca yıl atlatamaz. Kolay iş değil. 40 yıl boyunca sızmaya çalışan bölge sızmış. Öyle bir sızmış ki her an seni dünyaya satmaya hazır ve de bütün soyunu, sopunu, tıynetini Pensilvanya'ya bağlamış. Bu hainlerin karşında biz o FETÖ'cü diyoruz. Çünkü FETÖ, Fethullahçı terör örgütü. O yüzden Türkiye'de kimse bundan alınmasın kardeşim. FETÖ malzemesiyle yani Pensilvanya üretimi eşittir. FETÖ kimdir? FETÖ ABD'nin taşeronudur. ABD'nin taşeronun malzemesiyle Türkiye'de yazı yazarsan, onun haberini yaparsan çok özür dilerim. Hainlik yerine FETÖ'cüsün, FETÖ'cülük yapma derim. Hainlik yapma. Yani FETÖ'cülük yapma. Çünkü en güzel bu anlatıyor artık. Hain Arapça bir kelime. Hain hıyane. Ama FETÖ, bak Fethullahçı terör örgütü. Ve yaşadığımızı biliyoruz ve çok yakın bir hafızamız var bu konuda. O yüzden kimse kızmasın kardeşim. Aynen. Bak, o dediğin gibi buna karşı olan kimlerdi? Siyonistler artı FETÖ'cüler. Van Mint'te hatırlattım ki çok iyi bir hatırlatma. Çünkü Van Mint'ten sonra Hürriyet başyazarı ne demişti hatırlıyor musun? İşte şimdi ayvayı yedik. Niye yiyorsun? Yani Siyonistler bizi yer. Biliyoruz. Çünkü biz teslim olduk abi. Biz biliyoruz diyor. Biz. Aynen o öyle. Abidir diyor. Türkiye'yi yönetir diyor. Aynen öyle. Yalçın Akdoğan ABD'ye Van Mint kimleri korkuttu başlıklı yazmış bugün Star gazetesindeki köşesinde. Doğru yazmış. İstanbul Belediyesi diyor Amerika'ya One Minute anlamı taşıyordu diyor. İslam ülkelerinin liderleri toplandılar ve Amerika'yı eleştiren, kınayan ve hatta uyaran bir manifesto ortaya koydular diyor. Bir sonraki paragrafında şunu söylüyor Yalçın Akdoğan. Amerika'ya tepki gösterme konusunda tek başlarına kalmaları halinde sesleri cılız çıkacak birçok İslam ülkesi hep bir arada olunca kuvvetli bir ses verdiler. Tabii. Yüzü bu. İşte tarihi olan bu durum İslam dünyasının böyle önemli bir zamanda mukaddesatı için bir araya gelmesi ve hakikati haykırmaktan çekinmemesidir. Tarihi olan bu. Bravo. Bu ruh çok değerlidir, bu tavır çok kıymetlidir diyor. Amerika ve İsrail'in herkesi susturduğunu, sindirdiğini, bastırdığını düşündüğü bir anda böyle bir tablonun ortaya çıkması onlar açısından büyük hayal kırıklığıdır. Onlardan kasıt bunlar da aynı zamanda. Muhtemelen. Yani bravo. Doğan grubu olarak da. Çünkü sadece Amerika ve İsrail açısından değil. Şimdi özellikle son dönemde yaşananlardan bahisle yazısını sürdürüyor Yalçın Akdoğan. Finaline doğru şunları söylüyor. Soğuk Savaş döneminde komünizmi çevrelemeyi amaçlayan Amerika yeni dönemde yeni tehdit algıları üretmenin yanında kendi kafasına göre yöntemlerle hasımlarını tasfiye etmeye çalışıyor. Amerika'nın karşısında Rusya, Çin, Hindistan gibi büyük ülkeler var. Çin ve Rusya hala ideolojik olarak karşıt pozisyonu sürdürüyor ama Amerika'nın seçtiği düşman İslam muhtevalı olan her şey. Görünürde terörist örgütler hedefe konulmuş görünse de İslam'la ilişkisi olan ülkeler, örgütler, kurumlar, şahıslar bu konumlandırmadan kendilerini kurtaramıyorlar diyor. Finalinde de şunu söylüyor. Türkiye gibi Amerika ile derin müttefiklik ilişkileri olan bir ülke ise ilkesel olarak gerçeklere aykırmaktan geri durmuyor. Çünkü evet. Amerika'nın uluslararası hukuk, müttefiklik ilişkileri, karşılıklı çıkar gibi olguları görmezden gelmesi, son derece keyfi ve tek taraflı hareket etmesi, üzerinde yükseldiği demokratik insani değerleri yok sayarcasına haksızlıklara imza atması, İslam'ı ve İslam dünyasını hedefe koyarak fütursuz girişimlerde bulunması kabul edilemez. Muhatapları bunu zillet göstererek kabul etse de, hayatın gerçekleri Amerika'nın duvara toslamasına, kendi bindiği dalı kesmesine sebep olacaktır. Bu yüzden İstanbul'dan yükselen onurlu ses Kudüs'le ilgili olsa da aslında Amerika'nın son dönemdeki İslam'ı, Müslümanları hedefe koyan şımarıklığına ve pervasızlığına karşı şahsiyetli bir tavırdır demiş Yalçın Akdoğan Star gazetesindeki köşesinde. Tebrik ediyorum. Hatırlatalım. Yani tabii aslında çok da iyi gönderme olmuş oldu. Bütün bu yazılar nereye gidiyorsa gitsin. Hani şu Ergin Baba'nın meşhur var ya, Kupa Amerika'ya gitsin. Bu da bu Hürriyet Mağara Toplanı'na gitsin. Bu yazılar. Ama şunu unutmayalım ve dünden hatırlatarak devam edeyim. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ki belki biliyorsun Murat, gene Star'da, ben Star'da yazarken Cidde'de yaşıyorken Ekmetli İhsanoğlu ile röportaj yapmış ve tam sayfa ve orada İslam İşbirliği Teşkilatı'nı ziyaret ederken de birçok uluslararası alınan kararlar, İşte ABD başkanından dünyanın tüm başkan ve devlet başkanlarına kadar
başta ABD olmak üzere birçok toplantılardan çıkan mesajlar, çalışmalar, İslam ülkelerinin gelişmesi noktasında yapılan kararlarla ilgili çalışma yapılırken bir yere geldik. Tüm dünya basında orada. Çünkü genel sekreterlik orada Cidde'de olduğu için oradan baktım, hatırlıyorum. Dünyada bunu bu şekilde ifade etmişti Ekmettin İhsanoğlu, o zaman genel sekreterdi. Dünyada Birleşmiş Milletler'den sonraki ikinci en büyük uluslararası kurumdur. Hiçbir kurum onlara daha büyük değil. Bir. İkincisi, bir ifade kullandım ben ilk günden itibaren, dedim 30-35 dedim, yanılmışım. Dünyadaki toplam petrol ve doğalgaz rezervlerinin, dünyadaki toplam rezervlerinin ve enerji hatlarının %50 ile 60 arası işte bu deklarasyonu imza atan ülkeler. Bunlar sesleniyor. Bunu niye değersizleştirmeye çalışıyorsun? Nasıl bir kafadır bu? Yani bunu ve arkasında milyar küsur insan var. Yani bu büyük bir Rusya gelmiş. Bak Rusya geliyor gözlemci olarak oraya. Onu da ilgilendiriyor bu mesele. Değil mi? Ve Batı'yı ayağa kaldırıyor ve manşette orada Le Monde da diyor ki arkadaş bu adam korkusuz bir lider. Hani İngilizler de ya take it or leave it. İster beğen ister beğenme. Ama bu adam lider. Bu adamın bu kadar bu dünya bu görüşten sonra ya bak bir geçenlerde birisi de yazmıştı galiba Savcı Sayan. Yani beğenirsin beğenmezsin. Siyasetle kavgan olur olmaz. Ama şunu anlayın arkadaşlar. Yani dünyada biz yurt dışında yaşıyorken Türkiye ile ilgili bir haber bulacağız diye bir gazetenin böyle sayfa numarası gibi köşede mikroskopla olan bölgede Türkiye'de şu oldu diye çıkarken dünya manşetlerine giren ve dünyayı meydan okuyan bir Türkiye var. Ve bir lider var ki dünyaya şekil veriyor, ayar veriyor. Bu da bir one minute'tir. Bunu biz kendimiz, kendi gücümüzü bilmiyoruz. %50 ile 60 arası enerji, doğalgaz, işte petrol kaynaklarının olduğu ülkeler bir araya gelecek İstanbul'da. Ve ABD, seni tanımıyorum arkadaş. Ve o belgeyi de tanımıyorum. Ve ara bulucu da olamazsın. Diyecek, bunun bir kıymeti var. Bunu tarih yazar, bunu tarih yazdı. O yüzden bunu bu açıdan bakmak lazım. Yani bunun da yankılanmaları çok sürecektir. Bu burada bitmiyor mesela. Ama bir lider var ki, bazen işte bu tırıvırı gazeteler var ya bu adamlar. Hani dün çıktı bir tanesi diye biz zaten söylemiştik bak biz dediğimizi yaptı Erdoğan diye. Ha biz hatırlıyor öyle hatırlıyorsun değil mi dün Yılmaz Özdil'in sözü çıkmış ki bak Yılmaz biz demiştik bak böyle olmaz ki böyle oldu. Ha bütün devlet erkanı dünya lideri Erdoğan çıkıyor sabahları kalkıp Halk TV seyrediyor değil mi? Oradan bak acaba Yılmaz Özdil Türkiye'nin menfaati ne güzel ne söylüyor diye. Ulan size bıraksak bu ülkeyi evet doğru eski haline getirirsiniz. Çok doğru. O konuda haklılar yani. Hangi haline biliyor musun? İşte sabah kalkıp genel kurumun ışıkları yandı mı yanmadı mı? Değil mi? Yerli malı, yurdu malı, herkes yerli malı kullanmalı. Patates baskı. Ama bir Türk dünyaya bedel, yürü. Köylü millet efendisidir, lastiği geçir, sabanı yürü. Bu Türkiye'yi özlüyor onlar. Çünkü o Türkiye'de bunlar gene aynı kaliteli viski içiyorlardı. Onların hayat değişmiyor çünkü. Ha, Türkiye farklı yerde gidiyor. IMF borç versene, işte Dünya Bankası şunu yapsana. Öyle değil mi? Buydu yani. Ondan sonra Avrupa Birliği'ne üye olacağız. Kapıdayız geliyoruz abi. Avrupa senden bahsetmiyor bile. Yani hani seni askıya aldım da demiyor. Sen bir daha bekle burada diyor. Vakti geç belki alırım. Hani diyor, askıya aldık diyor ya şimdi. Sanki ben de hani soruyordum o zaman ben. Askıya aldık diyor. Sanki şu ana kadar nerede duruyordu ki askıya alınmış oldu. Yürüyor muydu bir şey? Yürümüyordu. Eski Türkiye özlemini çeken insanların hala hazırda etkisiz yönetilebilir bir şey devleti. Yani bağımsız olmayan bir devlet ama rahat. Hangi rahat? Belli bir kesimin rahat olduğu devlete özlüyor bunlar. Değil mi? Yani Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, söyledim, bitti. Anıtkabir'e gittik, ziyaret ettik, geldik. Çok layıkız, güzel. Anıtkabir'deki bayrak ipinin telini artık Türk iş adamı yapmaya başladı. Bravo, çok geliştik. Böyle Türkiye ve IMF 5 milyar olur. Bilmem kaç, 5 Nisan paketi. Şu paket hatırlıyorsun ya. Türkiye'de mesela dünyanın hiçbir yerinde bu yoktur ha. Bir de böyle bir bakış açısı var. Bu da kitap olur. Nedir o? Hiçbir ülke tarihinde mesela fıkra gibi. Hatırlar mısın? Meşhur bir fıkra vardır. Oradan benzetme yapayım. Adam oturur böyle tanımadığı bir yerde. Ondan sonra bir tanesi böyle bir hareketi yapınca ha diye gülmeye başlar. Hatırladın mı o fıkrayı? Bilmeyenler için bitirin. Bilmeyenler için bir öteki, daha. Öteki iki yapar. Ha diye gülüyor. Öteki beş yapıyor. Altı yapıyor. Herkes gülüyor. Tabii, adam anlamıyor tabii. Arkadaş ne oluyor? Arkadaş fıkra anlatıyor. Nasıl fıkra lan bu? Herkes hareket çekiyor. Gülüyorsunuz. Ya biz fıkrayı ezbere biliyoruz. Üç numaralı fıkra deyince herkes gülüyor. Veyahut da beş deyince hangi fıkra olduğunu biliyorlar ve gülüyorlar.
Adam işi öğreniyor. Demek ki fıkra numarası var. Numarayı veriyorsun, ona göre ben de bari diyorum bilmiyorum ama diyor nasıl anlarlar diye. 5 yapıyor, hiç kimse gülmüyor. 5 yapıyor, bir daha gülmüyor. Diyor ki ya niye diyor gülmedi kimse. Anlatma atmayı fark var diyor yani. Şimdi bunu anlattık. Aynen, şey diyeceğim de Trump ve Kudüs'ten buraya niye geldik onu bilmiyorum. İyi bir şey söyledim. Hakikaten ben bunu 5 hareket iyi bir şeydi herhalde. Böyle kalsın. Vallahi not almışım, unutmuşum. Hazırlık yapmak hainlik, patriot. Tamam. %50-60. Abi buyur abi. Sen siyaset... bir günden devam et. Ya fazla konuşursak bu adamları böyle. Siyasette devam edelim. Siyasette. Sen şimdi CHP'yi konuşmadan kendine evet, gelemiyorsun. Doğru. Sen o arada şey yaptın. Evet, doğru hakikaten. Tuncay Özkan CHP ile ilgili güzel bir şey söylemiş. Doğru. Uzun süre CHP konuşmayınca ben raydan çıkıyorum. Şu Tuncay Özkan'ı bir dinleyelim mi? Hazırsa Tuncay Özkan dün Habertürk'te Kübra Par'ın konuydu. CHP'yi sordular Tuncay Özkan'a. Hakikaten uzunca bir süre ağız kulak mesafesinin yakınlaştığı bir durum yaşadık. Bir dinleyin siz de bakalım ne diyeceksiniz. Kemik kadrolar CHP'den tasfiye edildi. Siz şu anki CHP'den kendini ulusalcı olarak tanımlayan Tuncay Özkan şu andaki CHP'den mutlu mu? Çok. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olmasını istiyorum. Bugünkü yolculuğumuzun da iktidar yolculuğu olduğunu görüyorum ve çok mutluyum. Çok müthiş bir devinim içerisindeyiz. Çok büyük bir enerjiyle halka koşuyoruz. Bakın benim genel başkanım daha dün İstanbul'da kitlelere karşı konuşurken biz Kuvayi Milliye'nin partisiyiz. Biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bağırıyor. Şimdi bu partinin ulusalcı olmadığını, bu partinin devrimci olmadığını, bu partinin altı ilkesinden herhangi birini geride bıraktığını kim söyleyebilir? Ben herkese şunu söylüyorum. Gözünüzü kapatın. Bir dakika boyunca ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmadığını düşünün. Gözünüzü tutamazsınız bir dakika kapalı. Karabasanlar sarar sizi. Kabus görürsünüz. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede adaletin de, özgürlüğün de, barışın da teminatıdır. Kesin acayip bir enerji aldım. O aldığım enerjiyle, Kuvayi Milliye ruhuyla bunca zaman anlamadılar ama dün evvelsi gün Kılıçdaroğlu gitti anlattı bunu. İlahi Tuncay Özkan yani hakikaten. Ne oldu? Bu Muharrem İnce ile araları düzeldi mi? Muharrem İnce ile araları düzelmedi. Muharrem İnce sağlam tweetler attı Tuncay Özkan'a. Hani şu anlamda yani bir kendi partimin milletvekiliyle tartışmak istemiyorum falan ama aday olup olmama meselesi daha ortada yokken Tuncay Özkan'ın böyle bir açıklama programda söyledi çünkü böyle bir açıklama yapmasını manidar karşılıyorum. Tuncay daha ön almaya çalışıyor Tuncay. Muhtemelen. Girmesin topa diye. Muharrem İnce onu söylüyor ben zaten. Ben Muharrem abiden çok biz Muharremciyiz. Ve Muharrem'i Hacı Muharrem. Kendisi söylüyor. Üniversitede ona Hacı Muharrem derlermiş. Eyvallah. Çünkü Cuma'ya gidermiş o. O da var ya dedesi layıklı bu. Kendi direkt Cuma'ya gidiyor. Hani var ya dedem çok okurdu. Bak şu anda yerde ekranı Muharrem'in tweetleri. Evet. Muharrem, ama bak Muharrem'e haksızlık yapılıyor. Bu delege operasyonu var haberleri olsun. Bilmeyen CHP'ler için buradan uyarayım. İkinci CHP uzmanıyım ben Türkiye'de biliyorsun. Birincisi Melik Gökçek'ti. O şimdi artık görevde değil ama ben devraldım şu an bayrağı. Muharrem İnce'ye operasyon çekiliyor. Delegeler değiştiriliyor. Muharrem'i seçmesinler ve bir araya gelmiyor. %10'u yakalamasınlar diye. CHP'nin kemik konuşuruz. Tabanı Muharrem İnce'yi hiçbir zaman seçmez. Onu açıkça söylemekte fayda var. Niye seçmesinler ya? Çok uygun bir adam bence. Ama yani işte CHP'nin özellikle seçiciler kurulu, görünmeyen ama olan seçiciler kurulu Muharrem İnce'yi genel başkan seçmez. Muharrem İnce'yi bu demokrasi adımında ama. Aynen öyle. Bak kavga çıkartalım söylüyor. Ayıp olur. Bak. Böyle sen ama. CHP fitne fesat yuvası gibi seçmezler falan ya, diyorsun. Ya arkadaş ben sana şunu söyleyeyim. CHP'nin liderini CHP'nin kendisi mi seçiyor? Hikmet konuşturtma beni. Ha doğru. Yani şimdi Muharrem İnce oy almaya çalışıyor. Delegelerden oy toplamaya çalışıyor. Yeni liderden de gazete çıkmaz. Muharrem İnce'nin şansı yok. Muharrem İnce bunların yaptığını yapmaz. Yani şansı yok. Peki daha iyisi olmaz mı diyorsun? Yani CHP'de daha iyi adam yok mu yani? Ha diyorsun yani vardır. Kim olursa olsun bak Muharrem İnce birçok adamdan iyidir CHP'de ama seçtirmezler. Ha, olamaz genel başkan. Bu kadar açık söylüyorum. Yine de Muharrem moralini bozmasın. Seviyoruz. Hayır bozmasın yani. Hayır demokrasinin de attığı adımları destekliyor. FETÖ ile bitireceğiz Hikmet. Bitelim abi. Bir evrak hakkımız var. Daha doğrusu bu FETÖ'nün algıları ondan sonra kendi adamlarının tırnak içinde aslında adamları olmadığını söylüyorlar. Mesela Amerika'daki davada soruyor. Sizin bu Gülen örgütüyle bir bağlantınız var mı diye bu FETÖ'cü evrakları buradan kolyeye taşıyıp götüren FBI ile çalışan CIA ile çalışan ülkesini 50 bin dolara satıp işte kiralarını savcılığa ödeten Amerikan federallerini ödeten ne adam ne alakası var diyor benim örgütle mörgütle. Güne tanımam etmem bilmem falan şey yapıyor. Ondan sonra oradakiler de inanıyor mu inanmıyor mu bilmiyorum ama
Şimdi bütün kendi adamlarını, aslında adamları olmadığını, aslında bunların ne kadar masum olduklarını, boş yere içeride yattıklarını falan söylüyorlar. Bunlardan bir tanesi de Fevzi Yazıcı. Bu kim? Kim bu? Zaman Gazetesi'nin Daily Zaman mıydı? Today Zaman'ı zannedersen. Onun diğerlerini falan görsel yönetmeni. Biliyorsun bunlar ödüller üstüne ödüller kazanıyorlardı dünyada. Evet, evet. En büyük gazete görsel ödülü. Balkanları en iyi bilmem nesi. Aynen öyle. Şimdi zaten etraftaki internet sitelerinde falan da şey yapıyorlar bu vaziyette. Suçsuz yere yatıyor. Zaten iddianamede bunun suçsuz olduğunu gösteriyor diyor. Hiçbir şey söylemeye gerek yok. Suçlu ilan edip edilmeme mahkemelerin meselesi. Ama Temmuz 2016'da yani 10 gün sonra şeyden darbeden sonra yakalanıyor. Arama yapılıyor. Üzerindeki hard disklerden çıkan bir şey var. Yani üzerinde Fethullah Gülen saatleri, şunları bunları saymıyorum. Çok özel bir haber yapıyoruz şu anda. Bir evrak var. O evrağa bakalım. Bu evrakta 19 Nisan 2015 tarihinde Pensilvanya'dan o terör örgütünün başından yazılan bir mektup var. Yani bunu muhterem Asliye Ceza Hakimi başlığıyla yazmış. Muhterem. Tabii. Kendisi o muhterem dediği de muhtemelen kendi adamlarından bir tanesi olsa gerek. Kriptolardan biri midir? Başka bir şey midir? Çok emin değilim ama oradaki yazıda şunu söylüyor. Medrese-i Yusufiye'deki kardeşlerimizin salıverilmelerinin lüzumunu hissettim. Onları çok rahatsızlıklar, onları çok rahatlıkla salıver Allah'ım duasına. Siz de iştirak edersiniz inşallah. Sizin bu gayretiniz vesilesiyle 10 milyon aile sevinecek inşallah. Fikriyatımızın paralel olması hasebiyle bunu sizden rica ediyorum. Gözlerinden öperim demiş. Ha, gözlerinden de öpüyor. Fethullah Gülen. Şimdi kime gönderiyor? Biraz Asliye söyleyeyim. Ceza Hakimine gönderiyor. Gözlerinden de öpüyor. Bu hakime de diyor ki ya böyle bir şey var mı? Biz hani hiçbir şeye karışmayız. Bunların hiçbirisini tanımıyoruz. Bizim üzerimize yıkıyorlar bilmem ne falan yalanlarının çöktüğü ve bunların bir şey. Adaletsiz, hukuksuz bir şekilde hapislerde yatırıyorlar bizim arkadaşlarımızı dedikleri adamın hard diskinden çıkan mektup bu. Bu terör örgütü Pensilvanya Şaklabanı'nın Asliye Ceza Hakimine bak 19 Nisan 2015 tarihinde Asliye Ceza Hakimine yazdığı mektup kardeşlerimizi bırak diyor. Ben rüya gördüm diyor yine rüya üzerinde evet. Sen de iştirak et diyor. Görürsün rüyanda. Bu evrak 24'e özel bir evrak. Onun için müthiş bir şey. Söylemekte fayda var. FETÖ'nün nasıl yürüdüğünü. Finali çok özel bir haberle bitiriyoruz. Aynen öyle. Güzel bir hareket oldu. Son bilgiyle de şeyi çok tekrar güzelmiş. Hatırlatarak bitirelim. Bunların detaylarını falan yapacağız. Bu herhalde konuşacağız. Bu yarın bayağı bir konuşacak gibi geliyor bana. Bayağı yani önemli, çok önemli bir belge. Aynen. Bağlantı yok. Bilmem ne himmet, saffet, hayret. Rüyada geldi, girdi, çıktı. Bu kadar çıktı. Dünyaca ünlü tasarımcıyı bile bakın içeride çürütüyorlar. Çok güzelmiş. Bu kadar çok müthiş, güzel, dünyaca güzel. Ünlü, dünyaca klas, dünya klasmanında bir adamı çürütüyorlar dedikleri adamın 10 milyon bilgisayarından... aile kullanacak değil mi? Evet. 10 milyon. Evet. Yani Türkiye'nin aşağı yukarı geri kalan hesabı diyoruz ya kaçta kaçı FETÖ'cüymüş. nasıl bir kandırmacıdır bu ya? Yalnız aynı ifadeleri de biliyorsun Kılıçdaroğlu da kullanıyor. Değil mi? O halden dolayı diyor milyonlarca insan diyor şeyde mağduriyet yaşıyor diyor. Milyonlarcayı bir düşünüyorum da. Kardeşim bu seçimlerde bu 2014'teki ilk seçimde Cumhurbaşkanlığı seçiminde o milyonlarca aileyi göremedik. Nasıl sallıyorlar biliyor musun? Bir de o kadar değiller bunlar. Yani böyle bir de öyle. Kendini böyle abartmış şey gösterme ama çok önemli bir belgeymiş. Tebrik ediyorum. Bununla ilgili soruşturma yeni mi geldi bu belge? Ya bu soruşturma devam eden bir soruşturma. Onu hatırlatın. Ben sadece şunu söylemek babından bu belgeyi de yayınlamak istedim. Mevzu şu. Şimdi bu adamlar kendi adamlarını, daha doğrusu bunları kendi adamları olarak görmüyorlar zaten. İşte mesela Zaman Gazetesi'nde çalışan görsel yönetmen kardeşim. Bu öyle bir görsel yönetmen ki dünyaca ödüller kazanmış. Bu kadar böyle üstün tasarımlar yapmış. Tabii, tabii. Bu ödülleri nasıl kazandıkları da o soru çaldıkları bilmem ne yaptıkları oraya bilmem ne buraya bilmem ne yaparak anlaşılıyor zaten. Evet. Fakat bu kadar dünyaca ünlü bir görsel yönetmeni bir yok uğruna hapislerde çürütüyorlar diye internet sitelerinde şurada Sözcü'de Cumhuriyet'te bilmem ne varsa propaganda üstüne propaganda yapıyorlar. O böyle dünyaca ünlü tasarımcı kılıfına soktukları adamın bilgisayarından çıkan bu. Işte. Yani bunların Pensilvanya'daki örgüt liderlerinin yaptığı da bu Asliye Ceza Hakimine. O cümle var mı? Gözlerinden öperim cümlesi var mı? Ben okuyamıyorum bunu. O finalde yazıyor. Gözlerinizden öperim de yazıyor. Son günlerde bu. Gözlerinden öpme meselesi nerede hatırlıyoruz? Nereden? Bende çok diabolik bir zeka var. Yani şeytani bazen düşünüyorsun ya. Kılıçdaroğlu sürekli göz öpüyor. Yok yok o kadar şey yap. Yok hayır. Çok enteresan. Burada tesadüf bu. Tamamen tavafuk. Hani milyonlarca insan mağdur o hal buradaki bir de göz öpme var. Buradaki biraz hayır, nasıl tesadüf şizofrenik bir mesele. Tabii, çünkü gözlerinden öpen adam
öpülen kişinin üstü olduğu için yapar bunu. Tabii. Adam şimdi kendisini böyle çok yukarılarda gördüğü için herkesi gözlerinden öpüyor. Yani biraz demiyor, gözlerinden aynen, diyor. Şizofrenik bir mesele. Tabii. Hatırlatmayı yaparak bitirelim. Bugün Star tabii, gazetesinin... Tabii. Bak Tuncay Özkan'ı hatırlatınca Muharrem abi de dersin olduğumuz yok. Biz Muharrem abi destekliyoruz. Peki. Ciddi ciddi destekliyoruz. Star gazetesi değerli izleyiciler bir kere daha günün manşetinde hatırlatmıştı. Finalinde bir kere daha söylemiş olalım. Necip Fazıl ödüllerinin dördüncüsünü, geleneksel Necip Fazıl ödüllerinin dördüncüsünü bugün Sayın Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ve Cumhurbaşkanı'nın himayesinde Kültür Bakanlığı'nın sponsorluğunda Lütfü Kırdar'da gerçekleştirecek saat 19'da. Hatırlatalım bugün Star Gazetesi de çok güzel bir ek vermiş. Onu da hatırlatmış olayım. Şu ek Necip Fazıl ödülleriyle ilgili ek. Bu zamana kadar hem ödüller alanlarla ilgili yorumlar var, köşe yazıları var. Bunlarla ilgili ve 2017'de ödül alanların isimleri ve kısa bilgileri var. Star Gazetesi'ni bugün alıp en azından arşiv olarak saklayabilirsiniz bu eki. Saat 19'da da 24 televizyondan ve 360 televizyondan canlı olarak yayınlayacağız bu ödül törenini. Bir kere daha hatırlatalım. Ve günün manşetinin sonuna geldiğini ifade edelim. Pazartesi günü saat 11'de görüşmek umuduyla hepinize iyi hafta sonları dileyelim. Sana da Hikmet. Teşekkürler, sağ olun. Herkese iyi hafta sonları. Hayırlı günler. Pazartesi görüşmek üzere. Ben Ayşe'yi söyledim. Evet, tamam, bu kadar. Bay bay. Tamam. İyi günler, iyi hafta sonları.